Kabağa geçelim. Sebzeler aynı zamanda kurutulduğunda hocam içindeki lif oranı artar mı? Tabii. Çünkü az önce anlattım ya size, suyunu kaybediyor. Evet. Suyunu kaybettiği zaman nesi ne kalıyor? Oluyor? Katı kısmı kalıyor. Katı kısım nedir? Liftir. Sebze lifi sağlığımız için son derece faydalı. Ama tabii bunu nasıl tüketeceğiniz önemli. Şimdi herhangi bir şeyi çok faydalıymış diye çok tüketirseniz yine sağlığınıza zarar verir. Tabii tabii. Biz ne dedik programın başında? Ne yapıyoruz şu anda burada? Kış hazırlığı yapıyoruz. Evet. Bakın çok önemli. Kış hazırlığı. Yani bu sebzeler kışın yenmek için hazırlanıyor. Yani bu sebzeler yaz sebzeleri. Yaz kışın sebzeleri bulunmayan sebzeler. Şimdi kabak kışın bulunuyor mu? Bulunuyor. E niye kurutuyoruz o zaman? Kışın gidelim tazesini alalım. Yıllarca millet böyle dedi değil mi? Niye kurutuyoruz? Annelerimiz kuruttu. Siz dediniz ki ne gerek var? Kışın da var zaten. Tazesini alıp yerim daha lezzetli. Var olmasına var, evet. Değil. Lezzeti değil. Burada önemli olan lezzetinden öte bir şeyden bahsediyoruz. Sağlığa faydasından ve zararından bahsediyoruz. Evet. Kabağı ben yazın dizerim ipe, kuruturum. Kışın kurutulmuş kabağı kullanırım. Ama kışın gidip de aynı kabağı birazdan ben iğnenin ucunda kalacağım. Evet. Hocam sizi aradan bir alsam şunun arasına sıkıştırırsın. Beni de dizecekler ipe. Az kaldı. Hocama da alacağım. Şimdi ben bunu kurutmak yerine tazesini alıp da yersem bilin ki kışın hibrit tohumla üretilmiş tarım ilacı dolu, hormon dolu sebze yedim. Onun için her şeyi mevsiminde mümkün olduğu kadar yerli tohumla üretilmiş, mümkün olduğu kadar suni gübre kullanılmamış, tarım ilacı kullanılmamış sebzelerden kurutarak tüketeceğiz.